Adnan Oktar, tüm dünyayı ilgilendiren konularda eserler yazan, dünyaca tanınmış bir fikir adamıdır. 75 ayrı dile çevrili 300 eseri de bunun en büyük göstergesidir. Peki bunca eser ne amaçla yazılmış ve içeriği ne? Dünyanın barış, kardeşlik, huzur içinde yaşaması hepimizin istediği bir şey. Dinimiz İslam'ın bağnazlığa karşı olduğu, insanlar arasında barışı ve sevgiyi isteyen en modern yaşayışı tarif ettiğini, komünizm ve faşizmin toplumlara yıkım getiren kanlı ideolojiler olduğu, evrim teorisinin ve ateizmin aldatmacaya dayalı propagandalar olduğu, Kur'an'ın şüphesiz Allah'ın sözü olduğu, bunun içinde Kur'an'da geçen bilimsel mucizelerin öğrenilmesi gerektiği, dünyadaki sorunlar ve akan kanın durması için Adnan Oktar'ın bu eserlerde verdiği mesajlar çok hayatidir. Şu bizim yaptığımızda şu an o. Barış için bütün gücümüzü kullanıyoruz. Adnan Oktar bu nedenle fikir alışverişinde bulunmak, dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve ön yargılara dayalı düşmanlıkları gidermek için farklı milletlerden pek çok kişiyle bizzat görüşmüştür. Peki yalnızca İsrail'den Yahudilerle mi görüştü? Hayır. Kamuoyunu aldatmak için yalnızca Musevilere yapılmış olan temaslar ön plana çıkarılmaktadır. Buradaki çirkin amaç, Müslümanlara geçmişten beridir telkin edilen Musevi karşıtlığını kullanarak mevcut bu tepkiyi Adnan Oktar'a yöneltmektir. İsrail'in adamı imajı oluşturulmakta, hatta güya para karşılığında hahamlara Türkiye ve siyasiler hakkında bilgi sızdırdığı iftirası atılmaktadır. Böylece Adnan Oktar'a karşı toplumda infial oluşması amaçlanmaktadır. Bu iddialar gülünçtür. Öncelikle casusluk niyetiyle hareket eden bir kişi bağlantıda olduğu kaynakları deşifre etmez. Oysa Adnan Oktar misafirlerini özellikle hep canlı yayında ağırlamakta, mesajını açık ve net bir şekilde ekrandan vermektedir. Bunlar gizli saklı yapılan görüşmeler değildir. Milyonlarca izleyicinin alenen gözü önünde cereyan eden samimi sohbetler.